şimdilik biletimizi aldık çok şükür. Onu anlatacağım. Sıra şuradaydı. 20 dakika falan bekledim. Yani bilet satın almakla bitmiyor iş. Onun için de 20 dakika bekliyorsunuz. Size şöyle mesela bir barkod veriyorlar. QR kod barkod açması sağlıyor. Böyle oyun gibi level level gidiyorsunuz. Benim girişim 14.50'de. Yani ben barkodumu aldım. Hadi gideyim, gireyim. Yok. Sizin giriş saatiniz bu. Audio istemiştim ben. Daha doğrusu audio istemedim de. Bileti öyle almak zorunda kaldım. Bugün girebilmek için. Daha fazla para ödedim yani. O da hala audio'lu oldu. Audio ne? İşte size bir kulaklık veriyorlar. Orada numaralar var. Ondan sonra böyle Walkman gibi eski tarz. Öyle düşünün. Muhtemelen de MP3 çalar zaten. Audio dediğimiz şey. İçinde hazır cümleler var. İşte bütün dillerde. Dillerde de işte İngilizce, İspanyolca, bir de Fransızca varmış. Ondan sonra alacağız onu, gireceğiz içeri. İşte 3 numaralı noktaya geldiğimizde 3'e basacağız. O bize anlatacak orada ne olmuş, ne bitmiş, ne için kullanılmış burası falan diye. Kimi zamanında yapılmış. Efendime söyleyeyim. Tabii benim bilet azıcık pahalı olduğu için ben 30 euroya yakın verdim. 30 euro mu? Yok tabii 16 euro verdim buraya. Ama normal bilet de 8 euro falan galiba. Benimki bu Roman Forum'unu da içeriyor. Dolayısıyla ben Roman Forum'a gidiyorum. Çok da böyle tatlış bir ablamız. Allah sahibine bağışlasın. Bizi karşıladı. O benim biletimi verdi. Dedi ki yani o arada Roman Forum'a gidebilirsin de. Çünkü saat daha kaç? Saat 1.20 geçiyor diyeceğim de o Türkiye saati. Zannedersem 12.20 geçiyor. Şimdi şurada bilet sırasına bakacağız. Bizim biletimiz var. Bu zannedersem ayrı bir bilet sırasıdır inşallah diye düşünüyorum. Şu kadın biri şey, şirketlik yapmalı da yani. Dedi ki yani her yerde sıra, her yerde sıra. Görevli dedi ki burası dedi tarihinde de bir saray dedi. Çok büyük bir saray hem dedi. Sıra olmasın normal dedi. Yakınıp durmayın dedi. Evet biz keski zannedersem. Öyle demeyelim mi? Mecburen. Biz bu süreye gireceğiz gibi geliyor. Bakalım. Görevliye soracağız yine.